arkadaşlar, yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün sizlere melek kanadının makromeden yapılışını anlatmak istiyorum. Böyle bir tane ben ağaç dalını aldım, kabuklarını soydum, bu şekle getirdim. 3 milim bükümlü makrome ipim var benim. 2 adet 2'şer metre ip kestim. Bu ipleri buraya takıyorum. Bu şekilde takacağız. Bunun bir tanesi kenarda kalacak. Diğer tekini üzerinden bu şekilde atıp şöyle biraz boşluk bırakacağım. Şimdi tekrar bu şekilde üstüne getirip içinden geçiriyorum. Diğer 2 metrelik ipimizde de aynı şekilde alttan veriyorum. Bunu içinden geçirip bu şekilde tutturuyorum. Tekrar bunun bir tanesini kenarda bırakıyorum. Diğer tarafı üzerinden geçiriyorum ve içinden böyle çıkarıyorum. Şimdi tekrar böyle üzerine getirip içinden ikinci kez daha çıkarıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Evet. 18 adet 1,5 metre uzunluğunda ip kesiyorum. Ve bu ipleri ikiye katlayıp bu boşluklardan alttan veriyorum. Bunları içinden geçiriyorum. Bu şekilde 9 adet buraya, 9 adet diğer tarafa takacağız. Böyle sıkıştıracağız. İkiye katlıyorum. Bakın şu şekilde altından verip içinden geçiriyorum. Sıkıştırıyorum ilk düğümümü. Dokuz adet bu tarafa takıyoruz. Dokuz adet diğer tarafa takıyoruz. Daha sonra da örme işlemini göstereceğim size. İkiye katlayıp bu şekilde takıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde iplerimizi taktık. 9 adet sol tarafta, 9 adet sağ tarafta var. Şimdi ortada bu tahtamıza bağladığımız iplerimiz var. Bunların ikisini bu şekilde yer değiştiriyoruz. Şöyle bir düğüm atıyorum ben. Şimdi bu sol tarafa gidecek, bu da sağ tarafa gidecek. Bunun üzerine sarmal düğüm yapacağız şimdi. Şöyle. İkişer defa. Alttan ipimizi alıp bu ipimizi bu şekilde sabit tutuyoruz. Bunun üzerinden atıp içinden geçiriyoruz. Her ipimizi ikişer düğüm atıyoruz. Şu şekilde. Ben bunu böyle verev olması için ipimi böyle sabit tutacağım. Bunun üzerine sarma düğümlerimi atacağım. Bu kadar basit. Herkes yapabilir. Duvarlarınızı süsleyebilirsiniz. Bu şekilde iki düğüm atıyoruz, sıkıştırıyoruz. Bakın. Bu ipimizi alttan alıp üzerinden atıyoruz. İçinden bu şekilde geçiriyoruz. Her ipimizi ikişer defa düğüm atıyoruz.
ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde birinci sırayı bitirmek üzereyim. Bu şekilde. Böyle devam ediyorum. Evet. Sonuncu sıramıza geldik. Evet, şöyle. Şimdi tekrar şu en sondaki ipimizi alıyoruz. Bunun üzerine sarmal düğümü yapıp geleceğiz şimdi. Bu ipimizi sabit tutuyoruz. Sağa sola oynatmazsak güzel bir düğümümüz olur. Diğer alttan gelen bütün iplere tek tek sırasıyla ikişer defa sarmal düğüm atıyoruz. Bakın arkadaşlar, ben sabit tutuyorum. Bu şekilde. Böyle sabit tutup ipimizi ikişer defa düğüm atıyoruz. Çok zevkli bir iş. Ben çok seviyorum makrame yapmayı. Sizler de deneyin arkadaşlar. Takıldığınız yer olursa yorumlardan yazabilirsiniz bana. Malzemelerini açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sağ tarafı yaptık. Şöyle bakarsak 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptık. Şimdi ben diğer tarafa geçiyorum. Orayı da aynı şekilde. Şimdi şu ipimizi sabit alıyoruz. Ortada şu bağlantı kurduğumuz. Bunun üzerine diğer iplerimizi şu şekilde alttan getirip içinden geçiriyoruz. İki düğüm atıyorum. Bu aynı düğümü tekrarlıyorum. Şu şekilde tekrar iki düğüm atıyorum. Bu ipimi direkt sabit tutuyorum bu şekilde. Hepsini bunun üzerine atıyorum. Şöyle. Herhalde rahatlıkla anlayabiliyorsunuzdur. Normal hızda yapıyorum videomu ama daha da yavaşlatarak da inceleyebilirsiniz. Bu ipimi sürekli sabit tutuyorum. Hiç sağa sola oynatmıyorum. Bu şekilde böyle devam ediyorum. Evet. Sonuna kadar aynı diğer tarafın eğimi gibi yapmaya çalışacağız. Bakın. Şöyle biraz ileriye gidiyor. Bunu da aynı şekilde götürüyorum. Eşit olması için. İkişer düğüm atıp sol taraftaki ipimi sabit tutuyorum. Sırasıyla gidiyorum böyle. Bu şekilde.
sonra geliyoruz. Diğer tarafla eşit mi diye bakıyorum. Ara. Evet. Sonuncu da yapıyorum. İlk sıramı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi ilk baştaki ipimi tekrar alıp bunun üzerine sarıp gideceğim. Aynı işlemi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Burayı da 5 sıra yapacağız. Şu uzunluklarını eşit yapmaya çalışalım. Evet. Ben bükümlü iple yaptım. Siz taranabilen iple de yapabilirsiniz. Bükümlüyle de yapabilirsiniz. Başka makrame ipleri de kullanabilirsiniz. Size kalmış. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar. İkinci sıramı da gidiyorum. Hemen bitebilen bir duvar dekoru. Ve bu pediyi de götürebilirsiniz. Çok güzel bir hediye olur. Bu şekilde. İkinci sıramı da bitirmek üzereyim. Evet arkadaşlar. Bunu da yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben sol tarafı şu şekilde bitirdim. Diğer tarafı da beraber yapalım isterseniz. Bitirişini göstereyim size. Şimdi en sondaki ipimi alıyorum. Onun bir altındaki ipini onun üzerine çift sarmallıyım, tekrar yapıyorum. Püf noktası da burası arkadaşlar. Evet, iki düğüm attıktan sonra diğer ipimin, bu bir tane olan ipin yanına onu da koyuyorum. Şimdi alttan tekrar bir ip alıyorum. Tekrar ikişer düğüm yapıyorum, sıklaştırıyorum. Sıra sıra bunları çoğaltarak aşağıya kadar indiriyorum iplerimi. Şimdi bu yaptığım sarmal düğüm yaptığım ipimi bunun içine koyuyorum. Tekrar alttan alıyorum. Bu şekilde bütün bu iplerimi aşağıya kadar getirmek istiyorum. Bitiriyoruz artık çünkü. Evet. Her iki düğüm attığım ipi elimde sabit tuttuğum ipin içine getiriyorum. Biraz kalınlaşıyor. Şu şekilde bunu da bunun içine koyuyorum. Bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar. Bir yandan da sıkıştırıyorum. Evet. Şu şekilde. Tekrar diğer ipimi alıp onun üzerine. Bakın böyle sıra sıra kalınlaştı. Elimde sabit tuttuğum ip. Bu şekilde bitirme işlemimiz oluyor. Evet. Bakın arkadaşlar böyle. Bunu da sabit tuttuğum ipin içine koyuyorum. Diğer sıradakini alıyorum. Sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet. Pardon, karıştırdım mı? Şunun içine koyuyorum. Şu şekilde sıkıştıra sıkıştıra bütün iplerimi hepsinin de aşağıya gelmesini sağlıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bunu tekrar bunun içine koyuyorum. Bunları sabit elimde tutuyorum artık. Sonuna kadar. İçindeki ipler de bol kalmasın diye ara ara sıkıştırıyorum. Evet. Biraz zorluyor. İp kalın olduğu için.
bakın şu şekilde devam ediyorum. Az bir ipimiz kaldı. Ara ara parmağımızla düzeltiyoruz. Evet. Her iki düğüm attığımız ipi elimdeki ipin içine koyuyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, sonuna gelmek üzereyiz. Bayağı bir kalınlaştı. Bakın bu şekilde çok güzel oldu ama şöyle sonuna kadar devam ediyorum. Daha sonra ucunu düzelteceğiz. Keseceğiz fazlalığını. Biraz püskül bırakacağım ben. Bükümlü ip olduğu için önce bir bükümlerini açmamız gerekiyor. Daha sonra da tarayarak düzeltebiliriz. Evet. Şu şekilde bitirme işlemimiz gerçekleşti bu şekilde. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi buradaki buradan iyice sıkıştırıyorum. Bir düğüm daha atayım ben. Evet. Şu şekilde eşit bir şekilde oldu. Daha sonra ben diğer tarafı kesmiştim. Burayı da biraz kesiyorum. Buradan çıkan fazlalık iplerimizi ben şu şekilde açtım. Rahatlıkla açılıyor bu. Bu şekilde. Bunları açtım. Ekstra ip kesmedim. Bu kalan iplerden katlayarak İkişerli olur, üçerli olur. Şu şekilde ikiye katlayaraktan şu yanları takacağım. Alttan vereceğim. Tekrar içinden başlangıç yaptığımız gibi bu şekilde kenarlarını takacağım. Şöyle. İkişerli olur, üçerli olur. Ben iki tane takayım. Daha sonra bunları tarayıp kesebiliriz kenarlarını. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bunu böyle fazlalık kalan iplerimizi atmayalım. Bu şekilde püskül olarak kullanabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.